billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Celal'in tefsirinin Suretü Yusuf'un 11. ayetinden itibaren okuyoruz. Kalu ya ebana ma leke la te'menna ala Yusuf'e ve inna lehun lennasifun. Kalu dediler, ya ebana, ey babamız, ey ne? Babamız. Ma leke, ne olmuş sana? La te'menna, emine ye'menun. Te'menna, aslında te'menuna, birinci nun sakin ettik, ikinci nuna devam ettik. La te'menna oldu. Birinci nun lamul fiildir, ikinci nun mef'ul olan demirdir. Ey babamız, on bir kardeş bunu söylüyor. On kardeş söylüyor. Bunyamin yanlarına yok. Bir de Hazreti Yusuf yok. Toplam 12 kişidirler. Ne olmuş sana la te'menna ala Yusuf'e? Yusuf üzerinde, Yusuf konusunda bize güvenmiyorsun. Ve inna muhakkak hepimiz lehu Yusuf için le nasihune. Biz neyiz? Nasihiz. Ne demek biz Yusuf'un nasihiyiz? Le kaimune bi mesalihi. Biz Yusuf'un mesalihlerine neyiz? Kaimiz. Yusuf'un mesalihleri, meslehetleri, menfaatleri ne gerekiyorsa biz onu yapıyoruz. Sen niye bize ne olmuyorsun? Emin olmuyorsun. Kardeşimizdir. Ona merhametli davranırız. Onun mesalehleri neyse onu yaparız. Oldu. Ama bakın nasıl söylüyorlar. Ve inna cümle ismi tekit ifade ediyor. Ve inna hepimiz. O da ayrı bir tekit. Le nasihundaki lam-ı tekit. Lehunun takdimi hasr için ihtimamı gösteriyor. Cümle ismi ali tekit. Sanki muhakkak 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 biz Yusuf'e, Yusuf'un menfaatine ne ediyoruz? Gayret ediyoruz. Mesalihleri için çalışıyoruz. 11. ayet bu şekil bitti. Kalu ya ebana ma leke la te'menna ala Yusuf'e ve inna lehu لَنَاسِحُونَ لَقَائِمُونَ بِمَسَالِحِهِ. Bildiniz değil mi? 12. ayete devam ediyoruz. اَرْسِلْهُ. Ey baba, gönder Yusuf'u. مَعَنَا. Bizimle beraber gönder. Nereye? اِلَى السَّحْرَاءِ. Çöle gidiyoruz. Köyün dışına sahraya gidiyoruz. O da bizimle ne olsun? O da bizimle gelsin. Onu da bizimle gönder gelsin. Gadden mensube bi nez'e hafiddir. Veyahut da gadden zarftir. Yani fi gadin. Yarın ne et? Onu gönder. Mensube bi nez'e hafid olmaz. Gad kendisi zarftir. Mensube ala zarfiyet diyebiliriz. Gad bugünden sonra gelen güne denir. Bu günden sonra gelen ne? Gün. Hani yarın diyoruz ya. Yerta ve yel'ab. Bizimle gönder. Yerta otlasın. Ve yel'ab oynasın. Şimdi bu yerta yel'ab. Binuni nerta ve nel'ab. Hepimiz Yusuf'la beraber otlanalım, eğlenelim. Velyâ'i yerte Yusuf otlansın ve yel'ab ne etsin? Oynasın. Nun olursa hepsi, ya olursa sadece Yusuf'a gider. Ne demek yerte? Hani yerte aslında hayvanların otlamasına denilir. Ama insanlara nispet edilince insanların otlaması, insanların rat'i demek
çeşit çeşit meyveleri telezzüz etmesi, çeşit çeşit yiyecekleri yemesine denilir. Nenşit ve nettesi' Nenşit neşete alalım nenşut. Şimdi bakalım yine neşete yenşutu lügate bakalım sonra hareket etti. Nenşut bizimle gelsin, ne yapsın? Sevinsin, neşelensin. Ve nettesi bir de ne yapsın? İttisa yapsın. İttisa demin dediğim gibi meyveleri, yiyecekleri, çeşit çeşit meyveleri yemesine denilir. Şimdi nenşutu, nenşut bu yel'abe göredir. Neşelensin. Eğlensin. Ve nettesi yahut da bakın şimdi burada yerte yel'ab olursa yenşutu yettesi'udur. Eğer orada nerte nel'ab olursa burada da nenşut nettesi. Yani oradaki nuna göre burada da nun, onun oradaki ya'ya göre burada da ya'dır. Oldum. Şimdi nişat ne demek? Bak burada yel'abden murat yenşutu dedik. Öyle değil mi? Burada nişattan murat oklar yarışına katılsın. Musabakalara katırsın. Yenşutu veyahut da nenşutu yani beraber ok yarışına girelim, ateş edelim. Nettesi'u ne demek? Bizimle beraber meyveleri yesin veyahut da yettesi'u meyveleri yesin, o da eğlensin. Öyle değil mi? Bağ bahçelere giderken telezzüz etsin oradaki meyveleri. Nenşutu veyahut da yenşutu yel'abe göre, nettesi' o da yerte'e göre. Nemşut veyahut da yenşut, nettesi' veyahut da yettesi'. Bildiniz değil mi? Şimdi buradaki labden murad ok yarışıdır. Düşmanın müdafesi için bir nedir? Bir eğitimdir. Yoksa bizim bildiğimiz lab değil. Bizim bildiğimiz nefsin arzu isteklerin peşine koşmak değil. Niye? Eğer bu olsaydı babaları derdi lab caiz değil. Hatta bazı rivayetlere göre kendisi de peygamberdirler. Bazı kavlara göre hepsi peygamber. Peygamberler labla işgal etmezler. Buradaki labden murat ok yarışı demektir. Okla yarışmak, müsabaka etmek demektir. O da caizdir. Hatta belki vacip de olur yeri gelince. Yerta yel'ab ersil emrin cevabıdır mezzum. Nenşut veya yenşut nettesi veya yettesi bunlar da yerta yel'abın tefsir oldukları için bunlar da nedirler? Bunlar da mezzum okuruz. Oldum. Bir neşete yenşutu okuduk. Bakalım doğru mu okuyoruz? Neşete yenşitu var. Manası biraz farklı. Bu neşete yenşatudur. Yenşutu veya kuta diğer mana değişiyor.
Nenşet. Bak neşite neşaten fev naşte o neşin tabet nefsül ameli ve gayli. Bildiniz mi? Nenşet, neşite yenşetu babındandır. Nenşet yel'abın tefsiridir. Nettesi' veyahut da yettesi' bu da yerta'ın neyidir? Tefsiridir. Bildiniz mi? Ve inna lehu lehafizun. Bakın ne kadar tekdili söylüyorlar. Önce biz onun meslehi ve inna lehu lenasihun ve inna lehu lehafizun. Muhakkak biz onun neyiz? Hafiziyiz. Yine cümle ismi, yine inne tekid, yine lehunun takdimi, yine lehu car mecrur mukaddem olmuş. Tekdili söylüyorlar. Önce nasihun sonra hafizun. Çünkü önce menfaatine çalışmak, öyle değil mi? Salihleriyle uğraşıyoruz ve onu kötülüklerden ne ediyoruz? Zarar, defa ediyoruz, muhafaza ediyoruz. Bu ve inna lehu lehafizun, bu cümle ismiyedir, hal olur. Cümle ismi hal olursa vav demir ikisi lazım. Burada da ikisi var. Ve inna lehu lehafizun, hem vav hem na demirdir. Oldu. 12. ayet bu şekil bitti. Ersilhu ma'ana gadden gadden ila sahra'i yerta ve yel'ab bin nuni vel ya'i fihima nenşet ve nettesi bu nuna göre gidiyor. Ve inna lehu lehafizu. Pek onlar böyle tehditli bir şekilde babalarından böyle bir istekte bulundukları vakit babaları ne diyor? Babaları kale dedi, inni. Bakın onlar tehditli söyledikleri gibi babaları da tehditli söylüyor. İnni ben leyahzununi, beni mahzun eder. En tezhebu bihi. Yusuf'u götürmeniz beni mahzun eder. Bakın en tezhebu ey zahabukum. Bu tefsir fayda verdi ki en tezhebudaki en mesariyedir. Mabadıyla beraber messer tevilindedir. Leyahzununinin neyidir? Faalidir. Leyahzununi oradaki ya mefal olur. Entezebu bihi zahabukum tevilindedir. Messer tevilindedir. Ne olur? Faali olur. Niye onu götürmeniz beni mahzun ediyor? Li firakihi. Firakından dolayı. Bu li firakihi yahzununun neyidir? İlletidir. Niye zahabınız beni mahzun ediyor? Firakından dolayı. Onun firakına dayanamıyorum. Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'ta bir nübüvveti, bir büyüklüğü his ediyordu. Hüzün, bakın, hüzün dostlardan dostların ayrımından, firakından kaynaklanan üzüntüye hüzün denilir. Bildiniz değil mi? Bak elem falan kullanmadı, hüzün kullandı. Hüzün, kalbin mahbubundan ayrılmasından dolayı kalpte oluşan eleme ne denilir? Oluşan eleme hüzün denilir. Ve ahafu ben korkarım en ye'kulehu zibu. Korkarım ki kurt onu yer. Ya belli bir kurt mu? Hazreti Yakup belli bir kurtu mu biliyordu? Hayır. El muradu bihi zibden murad el cinsu. Zibden murad cinstir. Bir, iki, üç fark etmiyor. Cins. Malum, meçhul da fark etmiyor. Niye Hazreti Yakup ben korkarım ki kurt onu yer? Niye bunu dedi? Ve kanet arduhum. Bakın arduhum kanetin ismidir. Kanetin neyidir? İsmidir. Ard müennesi semai olduğundan dolayı onun fiili kanet, ona müsned olan fiil müennes gelmiş. Ve kanet arduhum kesiretu zi'abi. Ve kanet arduhum kesirete zi'abi. Onların ardı kesiretu zi'abdi. O memlekette
Kurtlar çoktu. Onun için korkarım ki kurt yer, dedi. Bu bir gerekçe. Bazıları diyorlar Hazreti Yakup bir ara rüyasında görmüş ki kurt Hazreti Yusuf'a saldırıyor. O rüyasından dolayı dedi ben korkarım ki kurt onu yer. Hatta bazı tefsirlerde geçiyor. O güne kadar kurtun insanın yiyeceğini kimse bilmiyordu. Hazreti Yakup ben korkarım kurt onu yer deyince bu kardeşlerine bir ipucu oldu. Sonra geldiler dediler kurt yemiş. Eğer babaları öyle demeseydi onlar bunu demeyi bilmezlerdi. Kurtun insanın yiyeceğini bilmezlerdi. Öyle diyen tefsirlerde görüşler de var. Hal hal ve entum anhu gafiluna. Anhu gafiluna mutaliktir. Mukaddem olmuş. Ayetlerin sonları bir olsun diye. Bir de ihtimam için. Ve entum gafiluna anhu meşguluna. Siz ondan meşgul olduğunuz bir anda, siz ona göz kulak olurken, onun yanındayken zaten kurt cesaret edip gelemez. Siz ondan gafil olduğunuz ne? Bir arada, bir ortamda kurt onu yer. Ben bundan korkarım, bundan endişe ediyorum. Oldu. 12. ayet neydi? 13. ayet. قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي اَنْ تَذْهَبُوا اَيْ ذَهَابُكُمْ بِهِ لِفِرَاقِهِ وَأَخَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ وَكَانَتْ اَرْضُمْ كَسِيرَةَ الذِّئَابِ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ مَشْغُلُونَ Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Şimdi Hazreti Yakup İki mazereti öne sürdü. Bir ve akhaf an yekulehu zibu. Diğeri de onu götürmeniz beni mahzun ediyor. Onsuz yapamıyorum. Siz gidersiniz akşama kadar gelmezsiniz. Ben onsuz yapamam. Bakın iki mazereti öne neydi? Öne sürdü. Şimdi İkinci mazirete cevap veriyorlar. Kalu dediler. Le'in lam-u kasem. Buradaki lam nedir? Kasem. Aynı zamanda bu lama lame mutiyetul kasem denilir. Lame mutiyetul kasem bu demek. Bir edat-u şerte dahil oluyor. Delalet ediyor ki bu gelecek olan cevap mahzuf kasemin veya mezkur kasemin cevabıdır. Şartın cevabı nedir? Mahzuftur. Ya şartın cevabı mahzuf, bu bir görüş. Veya bu kasem, fiile kasem cevabıyla beraber bu şarta ne olur? Cevap olur. Yani ala kulli hal, edatu şarta dahil olan lame mutiyetul kasem delalet ediyor ki mabadındaki ne? Cevap şartın değil, kasemin cevabıdır. Şartın cevabı, kasem cevabıyla beraber veya mahzuf. Dediler, Allah'a yemin ederiz ki in ekelehu zibu eğer kurt onu yerse hal hal ve nahnu usbetun cemaatun bize biz cemaat olduğumuz halde ve nahnu usbetun cümle ismi haldir. Hem vav var hem nahnu demir var. İnna cevap budur. Burada Kasım'ın cevabı budur. Allah'a yemin ederiz ki eğer kurt onu yerse inna biz izen durum böyle olunca la hasirune acizune biz o zaman biz aciziz. Biz bir cemaat olarak 10 kişi adam olarak yiğit adam olarak bir kişi kurttan korunmaktan demek ki aciziz. Böyle iş olur. Biz silahlı 10 kişiyiz. Kurt gelir yanımızda kardeşimizi yer. Biz ondan duyarsız kalırız. Olamaz. Öyle dedikleri vakit. Enne kaldı, firak kaldı. Firaktan dolayı ben üzülüyorum demişti. O da Hazreti Yakup dedi neyse akşama kadar sabır ederim.
فَاَرْسَلَهُ مَعَهُ Hazreti Yusuf'u 10 kardeşiyle beraber ne etti? Gönderdi. Demek 14. ayet قَالُوا لَئِنْ لَا مُقَسَّمِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جَمَاعَةٌ اِنَّا اِذَنْ لَخَاسِرُونَ acizuna fe'erselehu ma'ahu. Yani biz bir cemaatiz, kurt onu yiyecek mi? He? Yani ne demek? Biz güçlü 10 kişiyiz, kurt yiyemez. 15. ayetten devam ediyoruz. Felemma zehebu bihim. Hazreti Yusuf'la gittiler. Ve ecma'u azamu. Azim ettiler. En yec'aluhu, biz bunu atalım. Fi gıyabetil cübbi. Cüb aslında yolların üstündeki metruk kuyulara denilir. Ama burada mutlak kuyu. Zaten bu yolda yol üstündeydi. Yalnız metruk değildi. Gelen giden su alır içerdi. Gıyabet de ka'ar demek. Kuyunun dibi demek. Azim ettiler, kastettiler. Dediler ki biz bunu kuyunun dibine atalım. Peki Feleman cevabı ne? Felemma zehebu bihi bu fi'lu şart. Ve ecma'u en yec'aluhu fi gıyabetil cübbi. Bu da fi'lu şart üzerine matuf. Bu da fi'lu şart olur. Cevap nerede? Ve cevabu lema mahzufun. Lema'nın cevabı nedir? Mahzuftur. Ey fe'alu zâlike. Bunu kastettiler, bunu arzuladılar ve bunu yaptılar. Nasıl bunu yaptılar? بِأَنَّ زَعُوا قَمِيسَهُ Kamisini üzerinden aldılar. بَعْدَ دَرْبِهِ Derbinden sonra onu dövdüler önce. وَإِحَانَتِ Ona ihanet ettiler. وَإِرَادَتِ قَتْلِهِ Onu öldürmeyi kastettiler. Yahuda bırakmadı. Bu derb, ihanet, iradetul katilden sonra kamisini çıkarttılar. Ve edlevhu, onu kuyunun dibine saldılar. Artık iplam saldılar. Böyle mi attılar? Aşağı saldılar. Felemma vesela ila nisfil bi'ri. O kuyunun yarısına ulaşınca, demek önce onu ipe tutunmuştu, bıraktılar. Kuyunun yarısına gelince bu sefer elkavhu salıverdiler kuyunun dibine. Niye? Liyemute ta ki ölsün. Fessakate fil mai. O da suyun içine düştü. Sümme ava ila sahretin. Bir kaya, bir taş, kuyunun kenarındaki bir taşa iltica etti. Geldi o taşın üstüne durdu. O taş kuyunun böyle divardan dışarı çıkmış bir taştı. Ama tefsirlerin çoğundan o taş Hazreti Cebrail ona o an cennetten getirdi, oraya koydu. Fenaduhu ona seslendiler. Ya Yusuf dediler. Fe'ecabım o da efendim dedi. Niye onlara cevap verdi? Ya zunnu rahmetehum. O zannediyor ki onlar merhamete geldiler. Bir daha çıkartacaklar diye seslendi. Ben buradayım, ben ölmedim gibisine. Sen bize ne rahmetiyim demiştin. Biz zanni olursa, biz zanni rahmetihim, onların rahmetinin zanniyle, onların rahmetini zan ederek ve yahuta fecabehum kuy halhal yazunu rahmetehum sanki daha iyi. Bildiniz değil mi? Yani sizinki daha iyi gibi geliyor. Onlar baktılar ki sağdır, bir şey olmamış. فَاَرَادُ رَدْخَهُ Onun radhini irade ettiler. Radh, taşla birinin kafasını ezmek demektir. فَاَرَادُ Onlar irade ettiler ki رَدْخَهُ
bisahretin. Bir taşla, bir kaya ile onun kafasını ezmeyi irade ettiler. Ellerine büyük bir taş aldılar. Yukarıdan aşağıya kafası üzerine salmaya, atmaya teşebbüs ettiler. فَمَنَعَهُمْ يَهُودَ Yahuda onları ne etti? Men etti. Zaten Yahuda önceden onları öldürelim dediler. Yahuda bırakmadı. Bu sefer de Yahuda onlara dedi ki siz hani söz vermiştiniz öldürmeyecektiniz, taş vurmayacaksın dedi. Onlar da onu kırmadılar ve bıraktılar. Bildiniz değil mi? Allah'ın hikmeti koyunun suyu tuzluydu. O içine düşünce o su tatlı oldu. O su içerken hem açlığı gidiyordu, hem açlığını gideriyordu, hem susuzluğunu izale ediyordu. وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ فِي الْجُبِّ Koyuda biz ona vahy gönderdik. Vahyun hakikaten. Sizinki de öyle midir? He? Fil cübbi vahyun hakikaten. Yani vahyun hakikaten. Bu hakiki bir nedir? Bir vahydır. Yani vahy bazen ilham manasına gelir, o değil. Biz Cebrail'le ona hakiki vahy gönderdik. Ha, şeriatlerle mükellef, nübüvvet vahyi değildi. Bu sade bir teselli mahiyetinde bir vahydi. وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ فِي الْجُبِّ وَحْيٌ حَقِيقَةً وَلَهُ O zaman da سَبْعَ اَشَرَةَ سَنَةً Yaşı da 17. 17 diyen var, 15 diyen var, 12 diyen var, 7 diyen var. Yani en fazla söyleyen kaçtır? 17, 15, 12, bir de 7 diyen var. Niye biz ona hakiki vahiy gönderdik? Bak, sebaşer senetine udûneha. 17 yaşında veya daha küçüktü. Tatminen li kalbi. Bu vahiy teklif için değil. Nübüvvet vahiy değil. Ahkam tekalif vahiy değil. Bu Hazreti Yakub'un o koyunun karanlığında öyle değil mi? Kalbini hoşnut etmek için, ona ünsiyet vermek için, ona teselli vermek için bu vahiy gelmişti. وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ Biz ona vahiy ettik. Ne dedik? لَنُنَبِّئَنَّهُمْ بَعْدَ الْيَوْمِ Onlar bugün sana bunu yaptılar ya, bugünden sonra biz onlara söyleriz, onlara haber veririz. Neyin haberini veriyoruz? Bi emrihim bi seni'ihim. Şu an sana yapmış oldukları fiili bugünden sonra zamanı gelince biz bunu onlara hatırlatırız, onlara söyleriz. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بَعْدَ الْيَوْمِ بِأَمْرِهِمْ بِسَنِعِهِمْ Yaptıklarını biz onlara gün gelince hatırlatırız. Siz bunu böyle yaptınız. En son Hazreti Yusuf, Mısır Padişahı ve Maliye Bakanı iken gittiler. Ha, orada Yüce Allah, Hazreti Yakup, Yusuf ne dedi? Ben kardeşinizim, bu benim kardeşim dedi. لَنُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا Bu emirleri, bu senetleri, bu fiilleri biz zamanı gelince söyleriz. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِكَ حَالَ الْاِنْبَائِ Biz onlara söylerken onlar senin farkında değiller, seni bilmezler, sen Yusuf olduğunu haberleri bile yok. Oldu. وَجَاءُوا 15. ayet bitti. Nereden 15 başladı? Felemma zehebu bihi ve ecmeu azamu en yec'aluhu fi gayabetil cubbi ve cevabu lemma mahzufun ey fa'alu zalik bi enne za'u kamise ve ba'da darbi ve ihaneti ve iradeti katlihi
وَأَدْلَوْهُ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى نِسْفِ الْبِيْرِ أَلْقَوْهُ لِيَمُوتَ فَسَقَطَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ آوَى إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَادَوْهُ فَأَجَابَهُمْ بِظَنِّ رَحْمَتِهِ فَأَرَادُوا رَدْخَهُ بِالصَّخْرَةِ فَمَنَعَهُمْ يَهُودًا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِي الْجُبِّ وَحْيٌ حَقِيقَةً yahut da vahya hakkın bu ibare biraz iyi değil ama vahyun hakikaten öyle diyelim. Ve lehu sab'a aşerete seneten ev duneha tatminen li kalbihi le tunebbi ennehum ba'del yevmi bi emrihim bi sani'him haza ve hum la yeş'urune bike halel inba'i ve ca'u ebahum işa'en vaktel mesai. Babalarına geldiler 16. ayet. Mesa vaktinde, akşam vaktinde karanlıkta. Normalde karanlıkta kalmazlardı. Daima güneş batmadan gelirlerdi. O gün karanlık vaktinde, işe vaktinde geldiler. Yebkûne, ağlıyorlar. Erken gelseler babaları şüphelenir. Demek böyle başımıza bir felaket gelmiş. Biz buna uğraşmışız, bunun derdine düşmüşüz. Ondan dolayı geç gelmişiz o imajını vermek için. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ağlayarak geldiler. جَاءُوا فِيَلْ وَفَعَلْ اَبَا لَفْسَ مَنْسُمْ نَسْبَسِ اَلِفْلَ جَاءُنُنْ فَعَلِدَرْ هُمْ مُدَافُ اِلَيْهِدِرْ اِشَاءً وَقْتَ الْاِشَاءً mesai manasındadır. O da zarf olur. يَبْكُونَ فِيَلْ وَفَعَلْ bu cümle hal olur. Fiyale mudari hal olunca demir veya vav kafidir. Burada ne gelmiş? Demir gelmiş. يَبْكُونَدَكِ Yebkune'deki nedir? Vav'dur. 16. ayet bitti. 17. ayete geldi. Burada bir şey gözüme çarptı. Kâlel Hassanu, Hasan-ı Basri demiş. Lemma ulkiye Yusuf fil cübbi, Yusuf kuyuya atılınca azdube ma'hu suyu dâhil oldu. Fekâne yugnihi anit ta'ami ve şerabi. Hem taam hem şaraba karşı, içecek yiyeceğe karşı ona kafiydi. Ve dakhala aleyhi Cibrilu, Cibril hemen onun yanına gitti. Fe enise bi, bir arkadaş sıfatıyla yanına gitti. Onunla ünsiyeti oluyordu, sabri geliyordu. Fe lema emsa, akşam olunca nehede Cibrilu liyezebe. Cibril de kalktı, gidiyor. Fe kâle inneke. Fe lema emsa nehede Cibrilu liyezebe. Gitsin. Fakat inneki zahareşe istev tevh istev haşte. Sen gidersen vahşileşirsin, yalnız kalırsın, kurtlar, yabancı hayvanlar seni yerler, sen kalkma. Bildiniz mi? Fakat lehu sen burada dur. İzan rahipte şeyen, bir şeyden korkarsan yahut izâ rahebte şey'en fekul ya sarihel mustesrihi ey figan eden yardım isteyenlerin yardımcısı Allah'tır. Ve ya gavsel mustagisin ey yardım isteyenlerin mu'ini ve ya müferrice kerbil mekrubin ey meşakkale düşmüşlerin kerbini ferahlandıran katara mekani, sen benim yerimi görüyorsun. Kuyudaki durumumu biliyorsun. Ve ta'lemu hali, halimi de biliyorsun. Ve la yakfa aleyke şey'un min emri. Benim emrimden hiçbir şey sana hafi değil. Sen her şeyi biliyorsun. Felema kâleha Yusuf. Yusuf bunu deyince haffetul melâiketu. Melâiketler onu çembere aldılar, yanına geldiler. Ve se'nese fil cübbi kuyuda onlarla ünsiyet oldu. Oldun. İşte insan dünyada bir sıkıntı girerse, bu duayı okursa inşallah Yüce Allah melaketleriyle onu ne eder? Korur. Farklı dualar da vardır. 16. ayet bitti. Babalarına geldiler, işe vaktinde ağlıyorlar. Ne dediler? Kalu ya ebana dediler. Ha burada kalalım. Oldu. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب